Merhaba arkadaşlar, hepiniz kalma hoş geldiniz dostlarım. Bir son durum videosuyla karşınızdayız. Biraz uzaktan başladım ki hani ne yapıyorlar izliyordum. Sonra buradan giriş yapmışım birdenbire. Gençler peki ne oldu ne olmadı? Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Bunlar dünden beri öpüşüyorlar. Dünden beri koklaşıyorlar, oynaşıyorlar. Şöyle azıcık yaklaştırayım. Genç olan şimdi gördüğünüz üzere hani dünkü gibi limonla zümrüt onları o kadar da kıskanmıyor açıkçası. Dün ne yapıyor orada töre solduruyor işte hayır çiftleşme işte şu bu. Hani onlara engel olmaya çalışıyorlardı, mani olmaya çalışıyorlardı. Her biri kendi işini kurtarmaya çalışıyorlardı. Sonra baktılar ki eşleri kevaşı oldu. Onlar da kendi hallerine bakmaya başladılar. Baksanıza artık utanıyorlar, bu tarafa bakıyorlar. Şaka bir yana arkadaşlar, dünden belli 4 defa 5 defa kötü bir şey oldu. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi bu kur yapıyorlar ya, bu kurun sonucunda dişi kıvama geliyor ve erkeğin önünde yatıyor. Lakin erkek çıkmıyor. Erkek var ya, şöyle söyleyeyim size. Dişiyi hazırlıyor, sonra duruyor. Hani duruyor derken öpüşmeye yine devam ediyor. Manyak öpüşmekten çiftleşmeyi unutuyor. Dişi arkadaşlar ben bu sabah da gördüm. Önünde yatıyor erkek gelsin üstüne çıksın diye. Onun değişik bir pozisyonu var. İnternetten hani ona bakabilirsiniz. Hani dişi nasıl bir pozisyona giriyor diye merak edenler. Lan ondan sonra bir bakıyorum erkek öpüşmeye devam ediyor dişinin üstüne çıkmıyor. Dünden belli ben 5 sefer gördüm. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Akşam da çok oldu genelde. Dün akşam. Mesela ışığı açıyorum ya arkadaşlar. Birdenbire aydınlık olunca birden bir şevke geliyorlar. Kuşlarda böyle bir şey var herhalde. Üretimhaneye gittiğimiz zaman burada başka bir yerde. Oradaki adam da söylemiş. Hani sabah ışıklar birden açınca kuşlar dediydi biraz daha hareketli oluyor. Denedim vallahi öyle. Dün akşam hani iki defa üç defa dişi erkeğin önüne yattı ama erkek çıkmadı. Öpüşmeye devam etti. Yani limon olaydı. Limon çoktan çıkmıştı yani. Hani bu fırsatı kaçırmaz limon. Çapkın işin oynaş kısmını seviyor herhalde. Ben anlayamadım artık bu işi. Bu arada gençler tabi baktım sabah geldim buraya sabahın köründe falan. Maviş artık yuvayla falan baya ilgileniyor. Hani yuvanın içine giriyor sadece. Erkeklerin de yani münasebet geçirmiyor diyeyim. Hani yuvanın içinde de kalıyor falan. Ya bunlar kesin yumurta verir ama benim anlamadığım şey çapkın ki arkadaşın evine götürdüğüm zaman arkadaşlar arkadaşın kuşunu yani 10 dakika içinde hani altına alıp çiftleşmeyi başaran bir kuş. Lakin burada yatan kuşa çıkmıyor. Bak görüyor musun ya maviş var ya ölmüş bak. Hiç yerinde duruyor mu maviş? Ama size bir şey söyleyeyim Allah yukarıda maviş de iyi kuş çıktı ha. Tek başına yavruya baktı. Gerçi ben biraz yardımcı oldum ama hani gördüğünüz gibi ya, resmen çapkına yalvarıyor ya. Resmen yalvarıyor yavru yapmak için. Bakalım bunlardan güzel sonuç bekliyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mavişi biliyorsunuz. Limonla çiftleşti abi. 4 gün 5 gün içinde yumurta verdi. Hani çapkınla da çiftleşirse haftaya yumurta gelir bile yani ben size söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar yeni aldığımız tepeliği de yeşil hakkında yani yeşil aldığımız için onun hakkında da bir konuşmak istiyorum. Gençler ilk önce ben açıkçası farklı bir renkte muhabbet kuşu aldım. Hani böyle beyazlı falan değişik renkte bir kuş aldım. Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Daha sonra bizim Yasin'le gittik. Adam dedi ki Yasin'e sen kuş almayacaksın mı Yasin dedi. Yani Yasin her gittiğinde kuş alır. Ben size onu söyleyeyim. Öyle olunca abi dedim bu sefer bu almadı dedim. Buna bir kuş aldıralım dedim. O da dedi ki Yasin işte abi dedi tepeli 100 liraya verirsen dedi alayım. Öyle olunca tabi abi de bir düşündü Hasan abi bu bizim pet shopçumuz. Gel lan dedi ben sana illa ki kuş satacağım dedi her geldiğinde. Ya işte gitti o bir tane tepeli erkek aldı. Öyle olunca ben dedim ki ya dedim, olmaz dedim ben de istiyorum dedim. Ben de tepeli kuş istiyorum. Sonra baktım orada tepeliler arasında bu yeşil hariç çoğu yavruydu arkadaşlar. Hani yavru da bizim işimize gelmez. Bak şöyle tepesini sizlere göstermek istiyorum. Dün abi tepesi pek belli olmuyor diyen arkadaşlarımız falan olmuş. Kızımız da bayağı iyi bir gösterdi o kafa tarafını. Yani arkadaşlar ondan sonra gittim kafesteki o dişiyi çıkarttım renkli dişiyi. Gittim bunu aldım. Ama bu renklinin hani yeşilin de klasik bir yeşil değil. Onu da size şöyle bir göstermek istiyorum. Baya da buradan bir net çıkıyor şu an. Hani desenleri farklı ama sonuçta yeşil. Hakkınız var ya hakkınızı teslim edeyim. Hayır bir de ben yeşil istemedikçe kuşlar yeşil olmaya başladı. Ben onu da anlamıyorum yani. Birisi gelsin bana yardım etsin kuş alırken. Hayır ben yeşil almayacağım diye giriyorum yeşil alıp çıkıyorum. Yeşil almayacağım diye giriyorum yeşil alıp çıkıyorum. Hani böyle bir şey olamaz. Ondan sonra abi neyse şu an aldık getirdik işte yeşil tepelimizi. 100 liraya aldık arkadaşlar bu arada. Merak eden arkadaşlarımız için. Bak gördün mü o da yuvaya gitti. Yani o kuş var ya şey vaat ediyor ha, hani ne derler ona.
gelecek vaat eden bir kuş gerçekten. Hani diğer tepelimizden pek bir randuman alamadım açıkçası ama bu gerçekten ya, bir de duruş olarak şu göğsünü kabartıyor biliyor musun? Kafasını da arkaya atıyor. Değişik bir duruş tarzı var. Gerçekten hoşuma gidiyor. Bir de tepeli olması hasebiyle hani yeşil dahi olsa umurumda değil. Ve bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz limonun geni çok baskın. Ne diyeceğim yani? Ben burada ne demek istiyorum? Arkadaşlar limonun mavişle yavrusunu gördünüz değil mi? Bir de bunu mavişten evvel Ankara'da otururken ben Sultan diye bir dişisi vardı. O da maviydi. Turkuaz bir maviydi. Yavrular yine sarı gelmişti. Yani limonun geni çok baskın. Her sarı kuşta bu böyle olacak diye bir şey yok. Sadece limonun demek ki anne babası yani sarı kuşlarmış ki limon her seferinde genini ağır yapıyor. Yani maviyle çiftleşse bile sarı çıkarttırıyor. Yani benim şurada demek isteyeceğim şu ki eğer ki bu tepeliyle çiftleşme olur ise yavrular hani mavişin limonu var ya biliyorsunuz mavişin yavrusu limon onun gibi ama tepeli olacak. Ki bu da gerçekten güzel olmaz mı? Hani güzel bir şey olabilir. O yüzden hani limonla deniyoruz şu an. Bakalım bir iki güne onların arasının daha da iyi olacağını tahmin ediyorum. Şu an çapkınlar bayağı bir oynaşıyor falan filan ama daha çiftleşme oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Hani hemen bugün çiftleşti yarın kuyruk düşecek ya da büyük dışkı gelecek diye bir şey yok maalesef. O yüzden bilemiyoruz. Gerçi şöyle bir bakayım. Yok arkadaşlar daha çiftleşmedi. Zaten yatıyor yatıyor çapkın çıkmıyor üstüne. Şöyle göstereyim size. Çapkına benziyor diyenler olmuş dişimiz için. Hani arkadaşlar renk tonu olarak hani andırıyor fakat kesinlikle kanatları çok farklı. Size şöyle göstereyim. Bir de hani kanatları sizin gördüğünüz gibi soluk bir renk değil. Gerçekten çok parlak bir kuş. Hani tüyleri, tüy yapısı olsun, tüy rengi olsun çok parlak bir kuş. O yüzden hoşuma gitti aldık. Gerçi tek damızlık dişiydi. O yüzden bir de onu aldık. Vallahi durum burada böyle arkadaşlar. Hani sabah akşam maviş yatıyor çiftleşmeyi bekliyor. Ama çapkın şu an çıkmıyor. Ama çapkın çıkacak. Ben size onu söyleyeyim. Al. Bu arada şu mamayı ben bir alayım. Arkadaşlar mamayı aldım geri getirdim. Hani diyeceksiniz ki abi niye mamayı durduk yere aldın getirdin. Arkadaşlar bu kuru mamaların mesela şimdi ıslatıyorsunuz ya suyu çekiyor sonra kuru kalıyor. Bu yüzden hani biraz daha su koyulması lazım üstüne. Ben suyu fazla koymuşum dün akşamdan. Hani onu tamamen çekememiş. İşte bu yüzden de yani yenilecek bir kıvamda değildi. Hani suyun altında kalmıştı mama. O yüzden şunu hatta bir biraz daha dökersem iyi olur. Şu damlasını falan. Bu artık yeterli. Bu güzelce yenebilir bir mama oldu. Ben bunu bunlara vereyim. Hatta limonlara da bir tane arkadaşlar hazırlayalım. Çünkü bu mamanın hani kızıştırıcı özelliği var. Doyurucu özelliği var. Yani bu mama iyi iş görüyor yani. Ben şimdi bunu bir takayım hemen geliyorum. Gençler mamayı koydum. Şimdi gidelim bir bakalım. Balkondaki kuşlarımız ne yapıyor? Ne alemdeler? Biliyorsunuz yavruları ben oraya taşıdım. Bu arada yavrumuzu da beslememiz lazım. Sabah oldu. Acıkmıştır büyük ihtimalle. Kaç gün oldular? Gerçi artık onu da saymıyorum da. Dur bir tahminde bulunayım gençler. 32. Valla herhalde en küçük yavrumuz 29 günlük olabilir. Şimdi gidelim yavrularımıza bakalım. Gençler yavrular her yerde şenliktir bak. Normalde ben buraya geldiğim zaman ses duymazdım açıkçası hani limonlar falan varken. Ama yavrular oldu mu ses çıkartıyor. Şimdi ben konuşunca susturlar ama. Bismillahirrahmanirrahim diyorum şöyle açalım. Arkadaşlar havayı ben hava durumunu internetten kontrol ediyorum. Nevşehir için hava durumu gece gündüz. Hani ona göre davranalım diye. Evet yavrularımız orada maşallah 300 dingiller 3 silahşörler mi dersiniz 300 dingiller mi dersiniz artık ne dersiniz gençler gerçi burası biraz ağır kokuyor bu koku bir geçsin şuradan çıksın sonra ben devam edeyim videoya. Gençler buranın hani kapalı kaldığı için bir ağır kokusu oldu genelde ben buraya hani yavruları getirdikten sonra açıkçası bu olmaya başladı. Şimdi bir de buraya biraz anlatalım. Burada peki durumlar ne? Gençler biliyorsunuz tepeli erkeğimiz yakışıklıyla fıstığımızı eşe attık. Yani eşe attık derken sadece şansımızı denedik hani açıkçası. Öyle pek olacağını ya da olmayacağını ümit etmiyorum. Gerçi şuraya bir bakayım. Yemleri falan var mı? Var ama ben onun üstüne biraz daha takviye yapmam lazım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Abi neden hani artık şey almıyorsun? Neydi kuşun adı ya? Sultan papağanı niye almıyorsun diye. Arkadaşlar gerçekten ben dün baktım hani dün değil de dünden önceki gün müydü ben pet shop'a gittim. Arkadaşlar 2 gün falan oldu herhalde. İnanın ki burada sultan papağan üreticisi var ona sordum. Onda yoktu. Hani büyük lan ne yapıyor niye ya hani, şey kuşun ayağını ısırıyor.
Hani onunla arkadaşlar elinde yavru yoktu. Büyük kuş vardı. 7 aylık kuş vardı. Sonra bu bizim her zaman gittiğimiz pet shopcu abiye gittik. Hasan abiye. Hasan abiye sordum. Hasan abi dedi ki bende 1 yaşında var dedi. O da olmaz yani. 1 yaşındaki sultan papağanı alınmaz. Yavru almamız lazım bizim. Ondan sonra arkadaşlar ben dedim abi hani haberimiz olsun falan geldiği zaman. Arkadaşlar haber bekliyorum ben. Sultan papağanı almak için. Ondan sonra alacağız zaten gelsin. Yani Nevşehir'de iki tane güvendiğim yer var. Hani iki tane güvendiğim yer derken bir tane güvendiğim yer var. Diğer tarafta da hani adam üretici olduğu için hani bir güvenimiz olabiliyor. Öyle pek bir alışverişimiz pek bir şeyimiz yok ama olsun. Adam üretici sonuçta papağan üretiyor. Vallahi onlardan işte haber bekliyorum. Bakalım yavru papağan geldi mi? Hani üretimde şu anda olmazdı arkadaşlar. Çünkü adam şu an elimizde yok dedi. Hiç hani eğer onu beklesek 2 ay bekleriz. O yüzden artık Hasan abi bekliyoruz. Kendisi normal üretim hanelerden papağan getirdiği zaman bize haber edecek. Biz de alacağız ondan. Bu arada arkadaşlar yavrularımız büyümüş değil mi? Maşallah çok tatlı olmuşlar. Boynu bükük olan zibidi kuşumuz da artık dün arkadaşlar akşam geldim buraya besleyeceğim tamam mı şimdi? Elime attım. Zibidiye denk gelmişim ilk önce. İnanamadım hani. Gerçekten bayağı büyümüş geldi elime. Ulan koydum yanlışlıkla diğer çimeni aldım. Dedim hani bu kadar büyümüş olamaz. Bayağı bir hani iyi baktık açıkçası. Sabah akşam kursağını full dolduruyor. Önceden bir acemiliğim oldu ilk gün. Hani pek yedirdiğim yediremediğim o ayarda bir şeydi. Şu köşedeki kuştan bahsediyor. Ondan sonra arkadaşlar hani işi çözdük. Mamayı ısıtınca böyle müthiş bir şekilde yiyorlar. Onu da size söyleyeyim. Suları buları hepsi tam. Arkadaşlar yakışıklığımızda da şöyle bir sorun var. Biliyorsunuz ki bir soğuk algınlığı durumu var. Artık ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyor. Ona bir hal çaresi bakacağız ya da değiştireceğiz. Gerçi değiştirme diyorsunuz renginden dolayı. Gerçi doğru söylüyorsunuz. Hani bu renkte bir tepeli muhabbet kuşu bulmak çok çok zor. Bir de ya kuşlarımız hep sarı yeşil oldu. Şuraya bakar mısın? Sarı yeşil yavrular geldi. Şurada sarı yeşil var. İçeride zaten 3 tane sarı yeşil var. Bunların renklerini değiştireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama şöyle söyleyeyim. Kaliteli kuş aldıkça değiştireceğim. Mesela sadece renk olarak değil de yavru verme durumu olarak da kaliteli kuş bulunca hani değiştiririm. Gidip de şimdi güzel renkte kuş alabiliriz. Hemen şimdi alıp mesela gider şimdi 5-10 tane alabiliriz. Fakat yavru yapmadıktan sonra bir işe yaramaz. Bu arada gençler artık dörtlü kafes almanın da vakti geldi. Onu da söyleyeyim size. Çünkü böyle olmuyor yani. Dörtlü böyle üst üste bir kafes almanın vakti geldi. Peki ne zaman alacağız onu da? Onu da şöyle söyleyeyim size. Bu kuşlar hani burada ya arkadaşlar. Bunlar artık bunun üstüne koyduğumuz zaman yani havaya o kadar güvenebildiğim zaman gidip bir dörtlü üretimhane kafesi alabiliriz. Ondan sonucuma zaten bu bizim değil. Bu gidecek. Bunlar da fazladan kalır elimizde. Bayağı fazladan kafes olacak o zaman ama yapacak bir şey yok. Neyse artık. Kuşumuz satarken arada kaynar veririz yani birisine. Ha ne olur işte kuşun fiyatı 35 liraysa 15 lira da kafes koyarız. 50 liraya veririz kafesli. Öyle bir şey yaparız. Gerçi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Boyut olarak şunu görüyorsunuz. Şu biraz daha uzun arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim. Bayağı bir uzun. O mu bu mu la? Bu. Bu biraz daha uzun. Papağanı buraya da koyabiliriz arkadaşlar. Çünkü ben dün yani 2 gün önce gittim papağanlara falan baktım. Bayağı hani o kadar da benim hayal ettiğim kadar da büyük değillermiş. Bu yüzden hani bu kafese de koyabilirim sultan papağanını. Artık bakacağız duruma. Gidelim şimdi yavrumuzu bir doyuralım. Bak orada boynunu bükmüş. Acı acına bekliyor. Gidelim onu bir alalım. Evet arkadaşlar şimdi limonu da getirdim. Acaba bakalım limon yiyecek mi? Belki korkup kaçabilir ama bilemiyorum. Bakalım. Yok. Limon ürküyor gençler. Biz en iyisi bunu hak eden bir kuşumuza verelim. Gel. Şurada çıkıyoruz mu? Şurada tam olarak çıkıyoruz. Ali. Sen seversin oğlum. Bak bir de kirletme seni yerken var ya ortalığı. Maşallah sana. Aa bak 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 limonu da merak ettim görüyor musun? Gel sen de lan gel.
Gel gel gel. Oğlum sen niye ona uğraşıyorsun? Gel sen de ye. Gel. Gel kızım. Aman atlama aşağıya. Limon merak ediyor. Şimdi bu ne diyor? Onu kovalıyoruz. Şerif al sen de ye. Ana yedi lan. Kardeş kardeş yiyin. Gerçi şöyle çekebilir miyim acaba? Aman aman aman. Arkadaşlar bakalım bir hem çekip hem besleyebileceğim mi? Bunu gerçekten merak ediyorum. Gel gel gel. Şşt. Dikici bir şunu şuraya getireyim de. Ha bak limon ne güzel oradan tabaktan yiyor. Gel gel. Ha niye sen böyle yapıyorsun? Hadi al. Ağzını bir değdirsen sen yersin gerisini. Hadi hadi kızım. Ulan yoksa yanlışlıkla çimeni mi getirdik değil mi? İyi. Oğlum sen aynı baban gibi oldun lan. Sana ben boşuna limon adını vermemişim ya. Gel. Gel parmağıma gel. Benim aynı babası gibi oldu bu ya. Arkadaşlar bugün limon var ya o yüzden yediremiyoruz. Dur bari ben onu bir doyurayım da geleyim. Arkadaşlar en sonunda sistemi oturttum. İkisine de yedirmeyi başardım. Maşallah limonu görüyorsunuz. Limon kocaman oldu ya. Bayağı heybetli kuş oldu maşallah o. Arkadaşlar ama bugün yeni yeni fark ettim. Böyle elime falan geliyor biliyor musunuz? Hani şimdi zibil hani yanımızda duruyor ya. O da böyle elime konuyor. Telefona geliyor konuyor falan. Aynı bildiğim babası ya maşallah. Arkadaşlar bu arada Pet Shop'ta bir kuş gördüm demiştim. Hani bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Sadece fotoğrafını görürsünüz falan demiştim. Gelen mesajlarda Jaco üzerine, Japon üzerine olmuştu. Arkadaşlar Jaco'yu bahsetmiyorum. Zaten Jaco'yu ben Instagram hesabımdan resmini göstermiştim. Ben başka bir kuş türünden bahsediyorum. Japonesten de bahsetmiyorum bu arada. Bilen sadece bir kişi çıktı. Yine de adını söylemeyeceğim. Tahmin edin. Sadece bir kişi aranızdan doğru tahmin yaptı. Japones falan arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Orada zaten çok. Hepsinin videosunu çektim. Böyle değişik renklerde Japonesten. Ama renk derken böyle gerçekten değişik renklerde falan. Güzel bir video oldu. Hani diyeceksiniz abi hani anlatıyorsun anlatıyorsun. Nerede video? Arkadaşlar sınav dolayısıyla hani onu bir an önce yükleyemiyorum. Çünkü parça parça çektim. Mesela mamaları bir çektik, yerli kuşları bir çektik, Japonesleri bir çektik, adını de söylemeyeceğim değişik kuşu bir çektik, Jaco'yu mesela çektik, kakaduyu çektik. Ama benim söylediğim arkadaşlar sizi merak ettirdiğim kuş bu söylediklerin değil, bunların haricinde dışında bir kuş. Onu da size söyleyeyim. Artık ona göre değişik yorumlarınızı bekliyorum. Hani değişik tahminlerinizi bekliyorum açıkçası. Bu arada size şöyle söyleyeyim. Mama soğudu. O yüzden biraz naza çekiyorlar. Ali ya. Mama soğudu arkadaşlar. Ben mamayı bir ısıtıp hemen geleyim. Gençler mamayı ısıttım getirdim. Limon kendisi tabaktan yemeği tercih ediyor genel itibariyle. Çünkü ben elimi oynatıyorum falan o hoşlanmıyor. Zibidi de zaten doymuş. Şimdi gidelim bence en iyisi bu mamayı kaldıralım ortadan. Al biraz daha ye. Al al al. Şşt. Evet gençler artık videomuzu burada sonlandırıyoruz. Şunu söylemek istiyorum gençler en son olarak. Gördüğünüz gibi hani bu yavrularda da böyle, büyük kuşlarda da böyle. Ne oldu? İlk önce yavru limona mamayı uzattık, yemedi. Ama arkadaşlar başka bir kuşun zibidinin yediğini görünce direkt kendisi istekli olarak gelip yedi. Bu da arkadaşlar size söylediğim şeyi doğruluyor. Hani bir kuş bir kuştan görürse yemesi daha kolay oluyor. Eğer ki sizin de böyle yiyen bir kuşunuz varsa zaten yanına alacağınız her kuş yer. Ama yoksa arkadaşlar yiyen bir kuştan görmesi lazım. Mesela bir arkadaşınızdaki kuş olur, bir üretimhanedeki kuş olur. Bunu bu şekilde arkadaşlar alıştırabilirsiniz. Kolaydır. En kolay yolu da budur arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yarın inşallah arkadaşlar kuşların çiftleştiği diye bir video çekeriz. Nasip olursa. Lakin şöyle bir bakıyorum. Maviş. Yok yok. Yok çiftleşmemiştir.
Ya zannetmiyorum. Çiftleşse de hemen ertesi gün böyle olmaz. Birazcık bekleyelim. Durumu göreceğiz çapkınlarda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.